Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıfın 3. ünitesi olan Games and Hobbies, oyunlar ve hobiler adlı üniteyi birlikte işleyeceğiz. Eğer siz bu üniteyle ilgili testler, quizler çözmek istiyorsanız ve çeşitli oyunlar oynamak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Böylece bu konuyla ilgili oyunlar oynayarak daha iyi öğreneceksiniz. Hazırsanız dersimize öncelikle Games, yani oyunları öğrenerek başlayalım. Games, oyunlar demektir. Şimdi İngilizce'deki oyun türlerini hep birlikte öğreneceğiz. Play Dart. Dart oynamak. Play Hopscotch. Seksek oynamak. Play Dodgeball. Yakar top oynamak. Play Checkers. Dama oynamak. Do Puzzle. Yapboz yapmak. Play Blind Man's Buff. Körebe oynamak. Swing. Sallanmak. Play Chinese Whispers. Kulaktan kulağa oynamak. Play Tag. Elim sende oynamak. Play Hide and Seek. Saklambaç oynamak. Play Scrabble. Kelime oyunu oynamak. Play Computer Games. Bilgisayar oyunu oynamak. Play Yo-Yo. Yo-Yo oynamak. Seesaw. Tahterevalli. Slide. Kaymak. Play Golf. Golf oynamak. Play Domino. Domino oynamak. Hangman. Adam asmaca. Hula Hoop. Hula Hoop. Tic Tac Toe. Üç taş oyunu. Bazen sos oyunu olarak da bilinir. Backgammon. Tavla. Tabu. Tabu. Frog, bir dil bir oynamak. Oyunların hepsini öğrendik. Şimdi hobbies, hobilere göz atacağız. Go ice skating, buz patenine gitmek. Skip a rope, ip atlamak. Do origami, kağıt katlama sanatı yapmak. Play soccer, futbol oynamak. Rollerblading, patenle kaymak. Go fishing, balığa gitmek. Ride a bike, bisiklet sürmek. Collect stamps, pul toplamak. Do sculpting, heykel yapmak. Play marbles, misket oynamak. Climb mountain, dağa tırmanmak. Play keepy uppy, top sektirmek. Go camping, kampa gitmek. Ride a horse, ata binmek. Play basketball, basketbol oynamak. Take a photo, fotoğraf çekmek. Do sports, spor yapmak. Draw pictures, resim çizmek. Collecting coins, para toplamak. Play board games, masa oyunları oynamak. Do magic, sihir yapmak. Play a musical instrument, bir müzik aleti çalmak. Fly a kite, uçurma uçurtmak. Read a book, kitap okumak. Can, yapabilmek anlamına gelir. İngilizce'de insanlar yapabildikleri şeylerden bahsederken can kelimesini kullanırlar. Kullanımı oldukça kolaydır. Şimdi hep birlikte örnek cümleleri inceleyelim.
I can play guitar. Ben gitar çalabilirim. I, ben anlamına gelir. Yapabildiğiniz şeylerden bahsederken önce I, ben dersiniz, daha sonra can. Yapabilmek anlamına gelen kelimeyi kullanırsınız. Ondan sonra neyi yapabiliyorsanız cümlenin en sonunda belirtirsiniz. He can dance. O dans edebilir. Bu bir erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. He erkeklerde kullanılır, o anlamına gelir. Daha sonra yapabildiği şeyi söylemek için can kelimesini kullanır, neyi yapıyorsa onu da cümlenin sonunda belirtiriz. He can dance. O dans edebilir. She can read a book. O kitap okuyabilir. Resimde bir tane kız olduğu için kızlarda she kullanırız. Bu yüzden she kelimesini yazdıktan sonra yapabildiklerini anlatabilmek için can kelimesini yazarız. Daha sonra neyi yaptığını yazarız. She can read a book. O kitap okuyabilir. I can ride a horse. Ben ata binebilirim. He can play drum. O davul çalabilir. Fatma can play tennis. Fatma tenis oynayabilir. Eğer yapamadığımız şeylerden bahsedeceksek can't kelimesini kullanırız. Can't yapamamak anlamına gelir. Şimdi örnek cümleleri inceleyelim. I can't jump high. Ben yükseğe zıplayamam. Yapamadığınız şeylerden bahsedecekseniz eğer I, ben öznesini kullanırsınız. Daha sonra can't yapamamak anlamına gelen kelimeyi kullanırsınız. Ardından neyi yapamıyorsanız onu da cümlenin sonunda belirtirsiniz. He can't drive a car. O araba süremez. Resimde bir erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. Ardından can't yapamamak anlamına gelen kelimeyi kullanır ve neyi yapamıyorsa onu cümlenin sonunda belirtiriz. He can't drive a car. O araba süremez. It can't fly. O uçamaz. Hayvanlarda it kelimesini kullanırız. It kelimesini yazdıktan sonra yapamadığı şeyleri can ile anlatır, daha sonra neyi yapamıyorsa onu yazarız. It can't fly. O uçamaz. I can't play violin. Ben keman çalamam. Ahmet can't swim. Ahmet yüzemez. It can't catch the ball. O topu yakalayamaz. Eğer karşımızdaki insana sen şunu yapabiliyor musun diye soracaksak yine can kelimesini kullanırız. Bu kez cümlenin en başında kullanırız. Örneğin. Can you play football? Sen futbol oynayabilir misin? Eğer futbol oynayabiliyorsa yes I can. Evet oynayabilirim. Can he carry the box? O kutuyu taşıyabiliyor mu? Gördüğünüz gibi kutuyu taşıyamıyor, yere düşürüyor. Bu yüzden hayır taşıyamıyor demek için no, he can't. Hayır, yapamıyor demeliyiz. Can she swim? O yüzebiliyor mu? Yes, she can. Evet, yüzebiliyor. What can you do? Sen ne yapabilirsin? Yapabildiklerimizi söylerken can kelimesini kullanırız. I can swim. Ben yüzebilirim. But ama anlamına gelir. Ama I can't play tennis. Ben tenis oynayamam. Yapamadıklarımızı söylerken de can't kelimesini kullanırız. I can swim but I can't play tennis. Ben yüzebilirim ama tenis oynayamam. What can you do? Sen ne yapabilirsin? I can sing. Ben şarkı söyleyebilirim. But I can't dance. Ama ben dans edemem. Like, sevmek anlamına gelir. Eğer kendi sevdiğimiz şeylerden ya da çevremizdeki insanların sevdiği şeylerden bahsedeceksek bunu İngilizce'de nasıl yapmamız gerekiyor onu öğreneceğiz. Eğer cümlemizin en başında I, ben anlamına gelen özneyi kullanarak ya da we, biz anlamına gelen özneyi kullanarak, you, sen, siz anlamına gelen özneyi kullanarak ya da they, onlar anlamına gelen özneyi kullanarak insanların sevdiği şeylerden bahsedecekseniz şu kelimeleri kullanmalısınız.
Bu özneleri yazdıktan sonra like, sevmek anlamına gelen kelimeyi kullanabilirsiniz. Ya da love, çok sevmek anlamına gelen kelimeyi kullanabilirsiniz. Ya da enjoy, sevmek, beğenmek anlamına gelen bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Özneleri yazdıktan sonra bu 3 tane kelimeyi kullanarak insanların sevdiği şeylerden bahsederiz. Örnekler içerisinde görelim. I like drawing pictures. Ben resim çizmeyi seviyorum. Gördüğünüz gibi I ben öznesini kullandıktan sonra sevdiği şeyi anlatmak için like kelimesini kullanmış, daha sonra sevdiği şeyi cümlenin en sonunda belirtmiştir. They love playing soccer. Onlar futbol oynamayı seviyorlar. They, onlar öznesini yazdıktan sonra love, çok sevmek kelimesini yazarız, daha sonra neyi seviyorlarsa cümlenin en sonunda onu belirtiriz. We enjoy riding a bike. Biz bisiklet sürmeyi seviyoruz. We, biz anlamına gelen özneyi kullandıktan sonra sevmek anlamına gelen enjoy kelimesini kullanırız. Ve daha sonra neyi seviyorsak onu cümlenin sonunda belirtiriz. You enjoy diving. Sen dalmayı seviyorsun. You öznesinden sonra enjoy sevmek kelimesini kullanırız ve neyi seviyorsa cümlenin en sonunda belirtiriz. Eğer cümlenin en başında he erkekler için kullanılır ve o anlamına gelen özneyi kullanacaksak, ya da she, kızlar için kullanılan ve o anlamına gelen özneyi kullanacaksak, ya da it, cansızlar ve hayvanlar için kullanılan bu özneleri kullanarak sevmek kelimeleriyle ilgili cümle kurmak istiyorsak eğer şuna dikkat etmelisiniz. Like, sevmek anlamına gelen kelime sonuna s takısını alarak likes olur. Love, çok sevmek anlamına gelen kelime yine sonuna s takısını alarak loves olur. Enjoy, sevmek anlamına gelen kelime sonuna s takısı alarak enjoys olur. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta budur. Eğer he, she ve it öznesini kullanacaksak sevmek olan bu 3 tane kelimenin sonuna s harfini yazmalısınız. Örnekleri inceleyelim. She likes camping. O kamp yapmayı seviyor. Gördüğünüz gibi she kız öznesini kullandığımız için sevmek kelimesinin sonuna s harfini yazdık. Daha sonra neyi seviyorsa cümlenin en sonunda onu belirttik. He loves flying a kite. O uçurtma uçurmayı seviyor. He erkek öznesini kullandıktan sonra loves çok sevmek kelimesine s harfini yazdık. It enjoys bones. O kemikleri seviyor. It öznesinden sonra sevmek kelimesinin sonuna s takısını yazdık ve enjoys oldu. Dislike, sevmemek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de kendi sevmediğimiz ya da çevremizdeki insanların sevmediği şeyleri anlatacaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Eğer cümlenin en başında ben anlamına gelen I öznesini kullanacaksak ya da biz anlamına gelen we öznesini kullanacaksak, siz, sen anlamına gelen you öznesini kullanacaksak ya da onlar anlamına gelen they öznesini kullanacaksak, sevmemek kelimelerini yanına şu şekilde yazarız. Bu özneleri kullandıktan sonra don't like sevmemek kelimesini ya da don't love sevmemek kelimesini ya da don't enjoy sevmemek kelimelerinin bu 3 tanesinden bir tanesini seçerek kullanabiliriz. Örnekleri inceleyelim ve böylece siz daha iyi anlayın. I don't like reading book. Ben kitap okumayı sevmiyorum. I, ben öznesinden sonra sevmemek kelimesini don't like olarak kullandık. Neyi sevmiyorsak onu da cümlenin en sonunda belirttik. They don't love skipper rope. Onlar ip atlamayı sevmiyorlar. They, onlar öznesinden sonra don't love sevmemek kelimesini kullanırız. Neyi sevmiyorlarsa onu cümlenin sonunda belirtiriz. We don't enjoy playing keep happy. Biz top sektirmekten hoşlanmıyoruz. We, biz anlamına gelir. Ondan sonra don't enjoy sevmemek demektir. Onu kullandıktan sonra neyi sevmiyorsak en sonunda belirtiriz. You don't like swing. Sen sallanmayı sevmiyorsun. You, sen anlamına gelir. Don't like ise sevmemek demektir. Eğer bu sefer cümleye erkekler için kullanılan he öznesiyle ya da kızlar için kullanılan she öznesiyle ya da cansız ve hayvanlar için kullanılan it öznesiyle başlayacaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Bu özneleri yazdıktan sonra sevmemek anlamına gelen doesn't like ya da doesn't love ya da doesn't enjoy kullanabiliriz. Örneğin, he doesn't like fishing. O balık tutmayı sevmez. He öznesinden sonra doesn't like sevmemek kelimesini kullanırız ve neyi sevmiyorsa onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. He doesn't like fishing. It doesn't love fish. O balık sevmiyor. It öznesinden sonra sevmemek anlamına gelen doesn't love kullanırız ve daha sonra neyi sevmiyorsa onu cümlenin en sonunda belirtiriz. He doesn't like playing yo-yo. O yo-yo oynamayı sevmiyor. He öznesinden sonra doesn't like kullanırız ve neyi sevmiyorsa cümlenin en sonunda belirtiriz.
Hate ve dislike kelimelerinde kullanarak sevmediğimiz şeyleri anlatabiliriz. Bu iki kelime de sevmediğimiz şeyler için kullanılır. Ama bunları kullanırken yine unutmayalım. He erkek öznelerinde, she kız öznelerinde, it cansız ve hayvan öznelerinde bunların sonuna s harfini yazacağız. Yani hate sevmemek kelimesi hates olur. Dislike sevmemek kelimesi dislikes olur. Örnekleri inceleyelim. I hate rain. Ben yağmurdan nefret ediyorum, yağmuru sevmiyorum. I dislike rain. Ben yağmuru sevmiyorum. Gördüğünüz gibi hate ve dislike da sevmemek anlamına gelir. Ne demiştik? Eğer bunları kız ve erkeklerde kullanacaksak bu sefer sonuna S harfini yazacağız. He hates rain. O erkek yağmuru sevmiyor. He dislikes rain. O erkek yağmuru sevmez. Eğer karşımızdaki insana sen şunu seviyor musun ya da karşımızdaki insan bize sen şunu seviyor musun diye sorduğunda bunu nasıl yapmalı şimdi onu öğrenelim. Do you like seesaw? Sen tahterevalliyi sever misin? Karşımızdaki insan bize sevdiğimiz şeyi sorduğunda eğer seviyorsak ona yes I do, evet severim diye cevap verebiliriz. Başka bir örnek, do you like school? Sen okulu seviyor musun? Eğer bu sefer sevmediğimiz bir şeyi soruyorsa ona no I don't, hayır sevmiyorum diye cevap verebiliriz. Do they like playing piano? Onlar piyano çalmayı seviyorlar mı? Eğer seviyorlarsa yes they do, evet seviyorlar. Diğer bir örnek, does he like playing basketball? O erkek basketbol oynamayı seviyor mu? Bu sefer eğer erkekten bahsedeceksek yes he does. Evet, o sever. Gördüğünüz gibi sonunu does ile bitiririz. Does she like doing karate? O karate yapmayı seviyor mu? Eğer sevmiyorsa, no she doesn't. Hayır, sevmiyor diye cevap verebiliriz. Bu ünitede bilmeniz gereken iki tane önemli soru vardır. Oyunları ve hobileri öğrendik. Eğer karşımızdaki insan bize hobilerimizi soracaksa şu şekilde sormalı. What are your hobbies? Senin hobilerin nelerdir? Biz de bu insana hobilerimizden bahsedebiliriz. Örneğin, listening to music, müzik dinlemek ya da playing golf, golf oynamak. What's your favorite hobby? Senin en sevdiğin hobi nedir? Buna cevap verirken, I like reading book diyebilirsiniz. Ben kitap okumayı seviyorum. Like kelimesini az önce öğrenmiştik. Sevmek anlamına gelirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.